8 yarışmacı var. Bunlardan 3'ü kimler birinci oldu? Poyraz, Berkay ve İsmail birinci oldu. Aleyna, Steven ve Ayşe de aday oldu. Dore ve Batuhan ne aday oldular ne bireyseli aldılar ama 6 yarışmacı yani çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Kimin ne zaman kazanacağı belli olmuyor. Demin dediğin çok doğru. Mesela dün Ayşe bir atak yaptı. Acaba İsmail'i eleyebilir mi dedik. Acaba dediğimiz İsmail de gitti birinci oldu mesela. Belki Ayşe çıksa Ayşe o gün dokunulmaz olacaktı ve karşıdan belki Batuhan'ı ya da İsmail'i söyleyecekti. O zaman da işler değişecekti. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir tahtaya kalkayım izninizle. Bol bol muhabbet edelim. Akşam neler olabilir? Eleme adaylarımızı. Şimdi dün biz konuşmuştuk ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Dün konuşmuştuk Berkay'ın Poyraz'ın etkisinin altında kalıp işte bu yüzden de Aleyna'nın gidişini hızlandıracak bir hamle yapmış mıdır? Bir konuşma geçmiş midir diye bir konuyu açtık burada. Evet. Siz dün oyunu izlerken böyle bir şey hissettiniz mi? Mesela Berkay ben kazanmayayım da bir başkası kazansın ya da ben kazanayım asla da öyle öyle bir şey yapayım. Yok onu yapmaz. Başkası kazansın hani ben oyunu bırakayım da bu alsın hani şöyle yapalım mı olduğunu düşünmüyorum 2018 zaten. All-Star'da yapanlar vardı. 2015 All-Star'da da yapanlar vardı. Kendimden bahsediyorum ama 2021'de ben daha böyle oyunu bırakan birini kolay kolay görmedim. Hani sırf Aleyna'nın gidişi olsun diye hani böyle bir şey mesela İsmail'le oyununda da ya da daha önceki çıktığı kişilerle de oyununda hiç mesela öyle bir şey hissetmedim. Hani dün konuştuğumuz konuyu çürütmek adına böyle kendiniz şey edeler öyle bir şey yaparsa da. Ben Berkay'ın öyle bir şey yapacak karakter ama şey olabilir ya. Mesela atıyorum bir mavi takım yarışmacısı bir kırmızı takım yarışmacısıyla son dokunulmazlık finalindeki performansıyla aynı takımda iki yarışmacının performansı çok aynı olmayabilir. Çünkü ne de olsa kırmızı takım yani takımlar kendi içlerinden birini söylemeyeceğini düşündüğü için yarıştıkları kişi finalde. Atıyorum Berkay ile İsmail mesela finalde yarışıyor ya. Atıyorum Berkay Poyraz'la veya Steven'la yarıştığı kadar asılmamış olabilir. Ya da tabii. İsmail aynı şekilde böyle ölüm kalım mücadelesine çıkmış gibi asılmamış olabilir. Çünkü ne de olsa bizim aynen takımdan kimse söylenmeyecek. İkimizden birini kazanması peki, yeterli diye düşünmüş olabilir. Berkay kazansaydı sizce kimi söylerdi? Yani geçen konseydeki söylemlerine göre Poyraz'ı söylemesi gerekiyor. Çünkü hani güçlü rakip elemek istiyorum Poyraz veya Steven Poyraz'a şu an daha yakın olduğum için Steven'ı söylüyorum diye. İkinci o teziyle Berkay, şey, Poyraz'ı söylemesi bence gerekiyor Poyraz'ı bence. Söylemezdi. Bence yani bu Poyraz bir gösteriş gibi aslında bir yerde. Hani Poyraz'a da sıra gelecek. Biz evet çok yakın arkadaşız ama neticede ikimiz de bir rakibiz. O yüzden daha zamanı var tadındaymış gibi hissettim ben. Poyraz'ı asla söylemez. Poyraz'ı söylerse tek bir sebepten söyler. Aleyna Kalaycıoğlu'nun gitmesini isterse Poyraz'ı söyler. Ama Poyraz gitsin diye Poyraz'ı söylemez. Stratejik olarak söyler ama onu da yapacağını düşünmüyorum. Yani yaparsa hani aralarında bir anlaşma var demiştik dün. Ya Dora'yı ya Ayşe'yi söylerdi. Yani büyük ihtimalle Dora'yı söylerdi. Poyraz'ın fikrini almadan onu potaya sokabileceğini zannetmiyorum ben açıkçası. Şimdi tersten gidelim. Kim gidebilir'i konuşalım. En son SMS'ler. Buradan Aleyna Çalışkan'ı çıkardık. Dörder isim şu an. En son SMS'lerde 22. haftada. Mavi takımda birinci Steven, ikinci Poyraz, üçüncü Ayşe, dördüncü Dora. Burada şu detayı atlamayalım. Ayşe erkek elemesi olacağı için yanlış hatırlamıyorsam dokunulmazdı. Yani Ayşe oylamada olmamasına rağmen Dora'ya geçti. Benim buradan iki çıkarımım var. Bir, Ayşe'nin kuvvetli bir oyu var. İki, Dora'nın oyu şu 8 kişi içinde böyle farklı bir şekilde en altta gibi gözüküyor gibi bir izlenim var benim. Buraya geçince de Berkay, Batuhan, İsmail, Aleyna sıralaması var. Berkay'da bir çıkış var. Batuhan, İsmail zaten genelde hiçbir zaman 2'nin 3'ün altına inmediler. Ama beni burada tek şaşırtan isim Aleyna. Evet. Ama Aleyna son hafta bu ailelerin işin içine girmesiyle bir şekilde gündem oldu. Hak veren de var, hak vermeyen de. Yarı yarıya olsa... Çünkü hani eldeki doneler Aleyna'yı haklı da gösteriyor olabilir. Ayşe'yi de haklı gösteriyor olabilir. Hı hı. Ama iki tarafa da inanan olduğunu düşünün. Sadece bu olayın etkisi bile Aleyna'ya, Ayşe'ye bence çok yarar. Ve Steven sadece şu birinci olması onu kuvvetli tutar. O yüzden Steven, Ayşe, Aleyna arası ben karar veremiyorum. Ama herkes diyor ki bir mağduriyet yarattı Aleyna. Burada aslında elinde olmayan bir sebeplerden dolayı mağduriyet yaratılmadı mı Aleyna ve Ayşe için? Bir haklı bulan Ayşe, Aleyna'yı haklı bulanlar var, Ayşe'yi haklı bulanlar var. Hı-hı. Hani burada Aleyna isteyerek bir mağduriyet yaratmadı. Kendi istemsiz olarak ortaya çıkan bir sonuç durumunda bu şekilde şu anda. Tabii ki, tabii ki ama sonuçta bu mağduriyeti yaratan sokaktan bir insan değil. Aleyna'nın annesi olunca insanlar da şöyle düşünüyor. Acaba Aleyna'nın annesi bir mağduriyet yarattı diye düşünüyor. Ama burada
Hani bazı bizim bildiğimiz ve Acun abinde bunun kanıtı var dediği bir şeyler olduğu için aslında burada eğer bir mağduriyet yaratılıyorsa da elde doneler olduğu da ortada. Yani burada boşu boşuna bağıran bir anne yok. Aleyna'nın annesi için söylüyorum. Evet. Elde bir şeyler var ve haklı olduğu bir şeyler de var. Evet. O yüzden burada hani iki taraflı da düşünmek lazım. Ayşe'nin de suçsuzluğu şurada bence. Aleyna'nın da aynı şekilde. Yani aileler orada bir şeyler yaşıyor. Bunda Ayşe'nin suçu ne? Evet. Bunda Ayşe'nin suçu ne? Bana biri bunu açıklasın. Sıfır. Ailelerin kendi arasındaki anlaşmazlığı var. Yarışmacıların hiçbir suçu kabahati yok ki. Dursana bir yarışmacılar habersiz olaydı. Ne oldu Damla? Buyur. Komik söyledin de o yüzden. Niye? Doğru değil mi dediğim ama? Doğru tabii. Aleyna'nın da bir suçu yok. Ayşe'nin de bir suçu yok. Yani dışarıda olan bir durumdan dolayı ikisi de böyle zan altında kalmış gibi oldu. Evet. Çünkü normalde hepsi ikisi ya da oradaki bütün yarışmacılar ne tartışma yaşarlarsa yaşasın orada bir şekilde halloluyor. Tabii. Yüz yüze bakıyorlar 7-24 beraberler ne kadar hoşlanmasan bile evet. Hani o durumu kabul ederek oraya gittin. Kesinlikle. Ama dışarıdan bir etkiyle onların huzurunun bozulması aslında çok kötü olan şey. Hı hı, katılıyorum. Evet. Peki Mert tahminlerini alalım. Ben şimdi sosyal medyada bakıyorum abi yani Aleyna'yı şimdi burada mesela Steven evet o da potada ama burada asıl mücadele. Ayşe Aleyna mücadelesi olacak bu haftaki SMS'lerde. Yani dün açıldı SMS'ler. Yani beklenen derbi Ayşe Aleyna olacak. Asıl derbi Aleyna Ayşe derbisi olacak burada. Sosyal medyaya baktığımda mesela hani kime daha çok yükleniyor, kimi daha çok haklı buluyor diye bakıyorum böyle bir genel. İkisi de eşit. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Ayşe'nin izleyicileri, destekçileri mi kazanacak yoksa Aleyna'nınkiler mi? Yani ikisi de oy alacak belli ki. Aralarında bir mücadele var. Kim haklı kim haksız mücadelesi. Hangisi daha çok alırsa demek ki daha çok izleyici o kişiyi haklı bulmuş olacak. Yani oraya varacak. Burada Steven ne olur? İkisine de çok fazla oy yükleneceği için, taraf oldukları için ikisi de. Steven'ın oyu Ayşe ve Aleyna'dan bir tık daha az olur diye düşünüyorum ben. Hepsinin Allah hakkında hayırlısı neyse onu versin. Ama Steven biraz tehlikeli bir potaya girdi bence. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Bambaşka. Şimdi hep mağduriyetten konuşuyoruz. Bence bu sene... Survivor'ın ana kelimesi mağduriyet. Niye? Biz çoğu yarışmacıyı SMS sırasında, SMS öncesi bir şekilde olayları ya konseye çekmeye çalıştın ya da konseyde biraz daha altını çizdiğini ya da evet. Bu konuyla alakalı kişinin ters cevap verdiği için o kişinin mağduriyetinin arttığını falan çok gördük. Şimdi bana kalırsa ben şu an dün akşam izlerken bir önceki akşam da aynı şekilde şunu hissettim. Aleyna ile Ayşe Survivor'la alakasız bir gündemden dolayı şu an Survivor'da manşetler. Evet. Garibim Steven, tamam mı? 20 haftadır deli gibi koşturuyor. Bak deli gibi İnsanlar koşturuyor. İnsanlarda ters etki mi? Herkes kadar Survivor'da emeği var mı? Var. Var. Bir iki tane ufak tefek yanlışı dışında bir yanlışını ben görmedim. Aranızda doğru. Gören var mı? Doğru. Evet. Var ufak mı? Tefek yok. Yanlışlar o kadar. Herkes şu an kadar. SMS kapandığı için söylüyorum. Herkes kadar. Ben dün akşam SMS atacak olsam şu yalnız kalan Steven'ı atardım arkadaşlar. Evet ben bir çünkü kesin bence de öyle dedim. Survivor'da herkes mağduriyet yaşadı ama dün akşam şu çocuğun yaşadığı mağduriyet hepsinden daha kötü. Ya diyorum herkesin ya, tehlikeli bir olduğunu düşünmüyorum. Kimse seni gibi düşünmez ki. İçinde niye olmayan bu kadar ince ayrıntısına kadar düşünmeyen. Herkes şu an Ayşe ve Aleyna arasındaki rekabet içinde gidip geliyor. Bak şöyle bir izleyici kitlesi yani. De var. Ayşe ile Aleyna o kadar çok manşet oldular ve sadece onlar konuşuldu ya. Orada hiç konuşulmayan ve daha sönük kalan bir Steven var ve performansı çok iyi olan. O yüzden insanlar orada da bir mağduriyet doğuyor ister istemez. Onlar o kadar çok gündemdeyken ya bu çocuk da ama hiçbir olaya karışmamıştır ben bunu destekleyeyim deyip ona oy atan da var. Yani bu kısmı gören izleyici çok fazla. Yani sen çok... geçen sene şey diyordun ya ben bir köpeğe elendim Ersin'in köpeğine elendim diyordun. Eğer olur da bugün Steven giderse Ayşe ile Aleyna kadar onların annesine de elenmiş olacak. Anne ve ailelerine yarar açıkçası. Çünkü gerçekten bak iki kere birinci olmuş bir yarışmacı buradaki bir değişik bir çekişmeden dolayı şu an gümbürtüye gidecek gibi gözüküyor. Yani bana şu an yüzde ver desen derim ki %20 Ayşe gider yok %30 Ayşe gider %30 Aleyna gider %40 Steven gider derim. Yani yakın derim çünkü Steven'a da ben bir yüklenme olacağını düşünüyorum. Evet. Ama Steven böyle bir tık manşetin gerisinde ya kaldı. Biz bu hafta ne izledik? Biz bu hafta sürekli ailelerin karşılıklı atışmaları, Ayşe ile Aleyna'nın arasındaki diyaloglar vesaire biz konseylerde, oyun alanında bunları izledik değil mi? Böyle bir iki tane yani manşet muhabbet varken, Ayşe ve Aleyna muhabbeti varken Steven'ın Ayşe ile Aleyna'nın yanında potaya girmesi
şanssız oldu Steven açısından. Ama bak çok enteresan şeyler de oluyor bazen. Hiç tutturamıyoruz. Tak Steven birinci de çıkabilir yani. Evet. Hiç belli olmaz. Yani orada hani izleyici mesela Ayşe'yi de haksız bulabilir. Ayşe'ye az oya gelebilir. Aleyna'yı haksız bulabilir. Aleyna'yı az... Yani her şey olabilir. Evet. Ama mantıklı olarak hani genel sürece baktığımızda Ayşe ile Aleyna'ya yüksek oy gelir. Steven'a daha az oy gelir diye düşünüyorum ben bu hafta.